18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ceylanpınar Hükümet Konağı bahçesine başlayan törene ilçe kaymakamı Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe garnizon komutanı Cihan Ünal, Jandarma Binbaşı Ahmet Uzun, ilçe emniyet müdürü Fazlı Şen, kurum amirleri ve gaziler katıldı. Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşımızla devam etti. Hükümet konağında başlayan tören şehitlik ziyaretiyle sürdü. İlçe mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi. Şehit mezarlarına burada karanfil bırakıldı. Mezarlık ziyareti sonrasında tören, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda Şehit Ümit Yolcu İmam Hatip Ortaokulu'nun düzenlediği programla sürdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Fetih Suresi okudu. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı program sonrasında öğrenciler ilahiler seslendirdi. Daha sonra düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Hediye takdiminde bir konuşma yapan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, özellikle ilahiler okunurken çok duygulandığını söyleyerek, Türkiye'nin bugün Afrin'de başarılı olmasının tek sebebinin Türkiye olarak öze dönüş olduğunu dile getirdi. Bundan 10 sene önce, 15 sene önce Allah rızası için böyle bir sahne olmuş olsaydı irtica geldi, ne kaymakam kalırdı, ne vali kalırdı, hiç kimse kalmazdı. Değil mi? Ceylanpınar'a asker basardı. Ve ilçe milletin müdürü kalırdı. Bakın nereden nereye geldik. Aslımız bu olması gerekmiyor mu? Biz Müslümanız demiyor muyuz? Müslüman bir ülkeyiz demiyor muyuz? Ama 10 sene önce kimlikte Müslümandık ama gerçek Müslümanlığı yaşayamıyorduk. Ama bugün, bakın bugün Afrin'de başarılı olmamızın tek sebebi biliyor musunuz nedir? İşte özümüze dönmemiz. Çanakkale ruhunun geri gelmesi. Eğer 15 Temmuz'da yaşanan o ihanet şebekeleri bugün maazallah bu Afrin Savaşı'nda olmuş olsalardı ne olurdu biliyor musunuz? Yenilirdik, şehit verirdik ve geri çekilirdik ve dünyaya rezil rüsva olurdu. Yani bize bu günleri yaşatan kim biliyor musunuz? Hepimiz biliyoruz. Eğer Cumhurbaşkanımız cesur adam Recep Tayyip Erdoğan olmamış olsaydı bugün bunları yaşayabiliyor muyuz? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı yapılan duanın ardından son buldu. Programın ardından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü dolayısıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de bir dizi etkinlik düzenlendi ve 103 yıl önceki o destansı kahramanlık öyküsü yeniden canlandı. Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'nın farklı noktalarında yapılan çeşitli anma etkinlikleriyle kutlandı. Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen anma etkinliği şehitlikler ziyaret edilip şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Mezarlık ziyaretinin ardından tören 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda Şehit Ümit Yolcu İmam Hatip Ortaokulu'nun düzenlemiş olduğu programla devam etti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla şunları söyledi. Afrin'de başarılı olmamızın tek sebebi biliyor musunuz nedir? İşte özümüze dönmemiz. Çanakkale ruhunun geri gelmesi. Eğer 15 Temmuz'da yaşanan o ihanet şebekeleri bugün maazallah bu Afrin Savaşı'nda olmuş olsalardı ne olurdu biliyor musunuz? Yenilirdik, şehit verirdik ve geri çekilirdik ve dünyaya rezil rüsva olurdu.